Üreten Türkiye'nin habercisi Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Dünya ve ülke gündemine ait en sıcak haberleri aktarmak için buradayım. Ben Ceylan Köseoğlu. Haftanın raporu başlıyor. En iyi keskin nişancı takımı yarışmasında birinci olan Türkiye, Yunanistan'ı kızdırdı. Geçtiğimiz hafta Almanya'nın Hohenfels kentinde düzenlenen Avrupa'nın en iyi keskin nişancı yarışmasına Türkiye'de katılmıştı. 36 takımın katıldığı yarışmada Türk keskin nişancı takımı üstün başarısıyla herkesi büyüledi. 19 NATO üyesinin yer aldığı yarışmada keskin nişancı birlikleri kara navigasyonu, ileri düzey atış becerileri ve tıbbi müdahale simülasyonları gibi alanlarda yeteneklerini sergiledi. Yarışmayı Türk Kara Kuvvetleri takımı birinci olarak, Türk Özel Kuvvetleri takımı da ikinci olarak tamamladı. Yarışmada dördüncü sıraya yerleşen Yunanistan, Türkiye'nin başarısını paylaşmayarak herkesi şoke etti. Genelkurmay Başkanı ülkesinin başarısını sosyal medyada paylaşırken Türkiye'nin yer aldığı kısma yer vermedi. Yunanistan'ın bu hareketi gözlerden kaçmadı ve Yunanistan için Türkiye'nin başarısını kıskandı şeklinde yorumlar yapıldı. Türk Hava Kuvvetleri yeni ana jet üssü açılıyor. Muğla'da bulunan Dalaman Askeri Meydan Komutanlığı 16. Ana Jet Üs Komutanlığı'na çevrildi. Normal şartlarda askeri meydan statüsünde olan Dalaman, konuşlanacak F-16'larla beraber Doğu Akdeniz için önemli bir nokta olacak. Üsse son Yüksek Askeri Şura kararlarıyla komutan olarak Tuğgeneral Yusuf Karuk atandı. Ana Üs Komutanlığı armasının üzerinde ise 2 adet F-16 uçağı ve Baykar tarafından geliştirilen Akıncı Taarruz insansız hava aracı yer alıyor. Amerika neden Türkiye'den yardım istedi? Hamas liderinin öldürülmesi sonrası Orta Doğu'daki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Liderin İran'ın başkentinde suikaste uğramasının ardından İran'ın İsrail'i tehdidine yönelik Orta Doğu'ya saldırılar düzenlemesi bekleniyor. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Flake, İstanbul'da gazetecilerle düzenlediği bir toplantıda Türkiye'den yardım talebinde bulundu. Flake, ilişkisi olan tüm müttefiklerimizden İran'ı gerilimi azaltması konusunda ikna etmelerini istiyoruz ve bu ülkelerin arasında Türkiye'de bulunuyor dedi. Attıkları bu adım gerilimin tırmanmaması için ellerinden geleni yapıyorlar dedirtti. Türkiye, Yunanistan'a yardım için helikopter gönderdi. Yunanistan günlerdir Atina yetkisi altına alan yangınla mücadele ediyordu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde Türkiye'nin Yunanistan'a karşı yardıma hazır olduğu mesajını Atina yönetimine iletmişti. Yunan tarafı da teklifi değerlendireceklerini, gerekmesi halinde Türkiye'den destek isteyeceklerini belirtmişti. Son gelişmeler sonrasında Türkiye, Yunanistan'a destek olmak amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderdi. Gönderilen uçaklar ve helikopter Atina Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etti. 3 yıl önce tüm dünya etkisi altına alan korona vakasıyla savaşmıştık. Şimdi ise yeni bir salgın dönemi başlıyor. Bu salgının adı maymun çiçeği virüsü. Afrika ülkelerinde hızla yayılmaya başlayan virüs için Afrika Birliği acil durum ilan etti. Virüs nedeniyle 511'i Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde olmak üzere 600'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Neredeyse 13 Afrika ülkesine yayılan salgının ilk belirtileri 5 ila 21 günde ortaya çıkıyor. Yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzeyen kabarcıklara neden oluyor. Söz konusu virüs hayvanlardan da geçebiliyor. Yetkililer Türkiye'de bu yıl henüz maymun çiçeği vakasının tespit edilmediğini açıkladı. Sürücülere ödemelerde kolaylık geldi. Artık E-Devlet üzerinden yapabilecekler. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, otoyol geçiş ücretlerine ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre artık otoyol geçiş
geçiş ödemeleri e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ayrıca sistemden araç sahipleri otoyol kullanımlarını, borç ve cezaya düşmemiş geçiş ödemelerini de sorgulayabilecekler. Bir haftadır kapalı olan Instagram artık erişime açıldı. Neredeyse bir haftayı bulan Instagram'ın kapalı olmasına milyonlarca vatandaş X sosyal medya üzerinden tepki göstermişti. 2 Ağustos tarihinde erişime kapatılan Instagram uzun görüşmelerden sonra artık bir karara bağlandı. Günler süren toplantıların ardından 10 Ağustos 21.30'da Instagram erişime açıldı. Instagram ve Türkiye arasında kabul edilen anlaşmanın şartlarından birkaçı şu şekilde: hesaplar herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılmayacak, Türk kullanıcıların hesapları ve hakları güvence altına alınacak, uyarı yapılmadan kapatılan hesaplar tekrar erişime açılacak ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı olan gönderiler Instagram'dan kaldırılacak. 15 Eylül'den itibaren emlakçılıkta artık yeni dönem başlıyor. Son dönemlerde otomotiv ve emlak sektöründe artan fahiş fiyatı önlemek amacıyla bakanlık harekete geçti. Ticaret Bakanlığı sektördeki rekabetsiz artışı önlemek için elektronik ilan doğrulama sistemini devreye aldı. Ayrıca sistemdeki yetkilendirme işlemiyle emlakçılar sadece taşınmazın satışı için yetkili olacak. Yetki doğrulama uygulamasıyla vatandaşlar e-devletten ilana konu etmek istediği taşınmazını ve yetkilendirmek istediği emlak işletmesini seçerek önce yetki süresini belirleyecek, ardından yetkilendirme işlemi yapılacak. Haftanın raporuyla karşınızdaydım. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.